Peki, olsun. İlayda, evet, tanıyorum. Seviyor musunuz peki? Evet, güzel yemek de yapıyor. Seviyoruz, evet. Merhaba. Merhaba, yeni mutfakta izliyor musunuz? Yo, ben seyretmiyorum ama annemle kız kardeşim seyrediyorlar. Oo, süper. Anneniz ve kız kardeşiniz kimi destekliyor? Bak, geçen bir tartışmalarına şahit oldum. Annem ya. kesinlikle gizemci. Herhalde elinde fotoğraf. Şöyle, kız olması lazım. Çünkü videolarını bile seyrediyorlar. Akşam internetten videolarını bile seyrediyorlar tekrar. Peki kız kardeşiniz? O, bilmiyorum onu ama annem gizemci, onu biliyorum. Merhaba. Gelini mutfakta izliyor musunuz? Evet, izliyoruz. Peki en favori geliniz kim? İlayda. Bu arada ben de İlayda. Çok mutlu oldum şu an. Ben de çok mutlu oldum. Beni sevdiğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ediyorum size. Gelini mutfakta izliyor musunuz? Evet, izliyorum. Peki en favori geliniz kim? Buradan da bakabilirsiniz. Buyurun. Benim favori gelinim Gizem. Gizem pek yemek yapamıyor ama emin misiniz? Evet, bence gayet güzel yemek yapıyor. Allah Allah, İlayda'yı seviyor musunuz? Yani pek değil ama. Buradan Gizemciğime selamlar. Öpüyorum. Peki son bir sorum daha olacak. Bu kızı tanır mısınız? O da Elif. Yeni geldi galiba, tam bilmiyorum. Evet, yeni geldi. Tam bilmiyorum. Bugün gelin mutfaklarının en favori gelini sordum ve tabii ki de ben. Ya arada bir Gizem falan da çıktı ama aman boş verin, o kadarcık da olsun yani. Elifciğim, kusura bakma ama seni kimse tanımıyor. Varlığından bile haberdar değil insanlar. O yüzden tabii ki birinci ben, ikinci Gizem, üçüncü de sen bile değilsin. Bir saniye. Seni yani. Tanımamaları çok normal. Daha yeni katıldım. Sen kaç haftadır buradasın ve seni tanımıyorlar. Gizemciğim, tebrik ederim hayat. Ben de neye şaşırdım biliyor musun? İlayda mimar olduğu için matematiği iyidir İlayda'nın diye düşünüyorum. Düşünmüştüm. Ama İlayda sayamamış. 3 kişi beni tanımış, 2 kişi İlayda'yı tanımış. Tanıyan herkese de teşekkür ediyorum, etmeyene de teşekkür ediyorum. Yandık. Gizem'in havasından geçilmez artık. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Fark ettiniz mi? İnsanlar, ya sen fark ettin mi daha doğrusu? İnsanlar seni tutsunlar, savunsunlar diye uğraşmışsın. Yine kabul edememişsin. Son bir şey daha söyleyeceğim. Orası neresi? Eyüp'cim. Sen Eyüp'te oturmuyor musun? Eyüp'te oturuyor. Gittin, kendi muhitinde mi yaptın tanınmak için? Evet. Belli. Ne yapayım? Eyüp'ten Kars'a mı gideyim? Biz de kendi oturduğumuz yerde elimizde fotoğraflarla çıksak emin ol Çorlu'da da beni seçerlerdi. Elif için diyor ki hani senin varlığından bile de diyor, kimsenin haberi yok. Varlığımız var mı yok mu İlayda ileriki günlerde görecek. Kendini tanımadılar bile. Kendi semtinde kendini tanımadılar. Tanımadılar çünkü maske vardı yüzünde. Ya o kadar meydanın içinde, o kadar insanın içinde. Nereden tanısın? Ama Gizem, Gizem'in tanıyorlar. Gizem'in tanıyorlar da onu niye tanımıyorlar? O daha önce burada. İyi de olabilir yani. Zannetti bir şey söyleyeyim ki İlayda'yı, İlayda, İlayda diyecekler zannetti. Onun için çıktı o röportaja. Gizem'in çıkacağını bileydi. Çıkmaz. Ama eğer o kadar... İlayda dedikten sonra maskeyi çıkardı. Bak ben İlayda. Evet, İlayda ben dedikten İlayda'yım sonra... Ben gösterdi, evet. İlayda sokak röportajına çıkmış, farkında değil. Ters köşe yapmışlar. Kendi de yok saymışlar. Böyle eleştirileri şey olsaydı... Sonradan da ben birinciyim diyor. Onu yapıp da onu buraya yayınlatmazdı. Ona kim verdi buraya o yetkiyi vermezdi. Çık oraya da hiç. Röportaj yap diye? Kendi kendine kendi yetki vermiş. Gelin güvey olmuş. Şey İlayda bir sokak röportajı yaptı. Yok yakınında yapmış, kendi mahallesinde yapmış. Yok Gizem'in tarafı daha çokmuş. İyi de Hodri Meydan bir de siz yapın görelim. Ondaki özgüveni, ondaki cesareti... Gelinler, nasıl gidiyor bakayım? İyi tatlımız. İyi gidiyor Onur Bey. Hoş geldiniz ama bunda olmayacak ya. Ne olmayacak? Tahtanın üzerinde yapamayacağım yani. Mecbur şey yapacağım. Her şey yolunda mı? Evet. Ne öyle yani, bir şey sorabilir miyim? Ben olmayınca çan 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 birbirinizle böyle sesiniz yükseliyor. Ben gelince evet Onur Bey, evet Onur Bey. Onur Bey kızıyorsunuz ya bazen, korkuyorsunuz. Ne kızıyorum Allah Allah. Şimdi. Misafirimizi merak ediyor musunuz? Ay ben daha çok doğrusu ediyorum. Evet. Misafirlerimize. Ay evet. Alalım mı? Alalım. Hem de kaç kişiler biliyor musunuz? İki kişi dediniz. İki kişiler. Biliyoruz artık. Biliyorsunuz. Efendim, sürpriz konuğumuz acaba kim? Gelin mutfaktanın en sevilen yarışmacılarından karşınızda
Elif Akçam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok özlemişim burayı ya. Her girdiğimde şöyle kokusunu içime çekiyorum ya. Ha. Evime gelmiş gibi oluyorum. Şey soracağım Elif, kaç bölüm çektin burada? Yani kaç ay mı kaldın diye? Yıl. Daha doğrusu yıl. Ya gerçekten ikinci evim. İkinci evim. Özlemiş misin hakikaten? Ya hep buraya her girdiğimde diyorum ya, elim ayağım titriyor. O kalbim küp 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 atıyor böyle. Bilmem, çok bambaşka. Kıymetini bilin buranın kızlar. İnsan içindeyken anlamıyor, evet. Ama dışarı çıktığında, izlediğinde ya keşke orada olsaydım, ben şunu şöyle yapardım diye insan bir ah geçiriyor yani. Şimdi efendim sevgili seyirciler, şimdi iki kişi dedim de iki kişi dedim. Hamile oldum. Bir kişi geldi ama aslında iki kişi geldiler. Şimdiden inşallah hayırlı uğurlu olur. Allah en kısa zamanda sağlıklı kucağını vermeyi nasip eder diyelim. Allah isteyen herkese nasip eder. Amin inşallah. Kaç aylık? 6. Kız erkek? Erkek. Erkek geliyor. Vay. İsmi ne olacak? Uzay Aras. Uzay Aras. Çok güzel. Uzay Aras Volkan. Evet. Şey, amcası da burada. Yönetmenimiz Volkan Bey. Ha, sen bunu çekiyorsun değil mi sen yönetmenim? Evet. Göbek adı Volkan. Şimdi en beğendiğin favori gelin adayın kim? Tabii masamın bıraktığım peşimden gelen gelini İlayda. İlayda. Ben de sizi çok seviyorum. Neredeyse her herhalde alıyor. Kaymağını yiyor. Ben orada kazanmıştım. O masada bir şey mi var? Tabii. Ben vardım o masada Onur Bey. Ben vardım. Benim uğrum var. O masada 90 tane bilezik. Evet. Ya şimdi programı sunarken ben diyorum ki, yani diyorum, kızlar şıkır şıkır diyor ki 15 bilezik, 20 bilezik ama 90 bilezik. İnsan aldıkça hep bir fazlasını istiyor. Yani o 90 gibi gelmiyor ki. Kaç tane çeyrek vardı? Hatırlayamıyorum, o kadar çoktu ki. 60'ın üstündeydi. Allah bize de hatırlatma ya Rabbi. 60'ın üzerinde çeyrek altın. Evet. Maşallah. Burada 2 hafta olan bir hanımefendimiz var ya, daha çeyreği yok. Evet. Peki gelinin mutfakta da kazanmanın püf noktası ne Elif? En önemli püf noktası ekip birliği, kayınvalide ve gelin ilişkisi. Değil mi? En önemli. Tabii biz burada kayınvalidemle konuşmadığımız zamanlar da oldu. Hani yemek yapacaksın, püf noktası bekliyorsun. Kayınvaliden 4 tane yemek var. Hepsi aynı malzemeli. Seni bir yerden yakalaması lazım. Sana o püf noktayı verecek. Tabii biraz da kayınvalidenin uyanık olması lazım. Oraya geçip dedikodu yapmak yerine pür dikkat böyle gelinleri izlemeniz lazım. O monitörler niye açık? Biz hep bunun savaşını verirdik. Derdi bizim gelinler, Çiğdem teyze hepimizi izliyor. Monitör var önünüzde. Bütün gelinlerden bir püf noktası alacaksınız. Ama fırına... Çiğdem Hanım bayağı böyle... Tabii. Uyanıktı canım, gözleri böyle böyle açıktı yani. Mesela kim fırına erken atmış, kim sonra atmış, kim neyi nasıl doğramış, hepsini şuraya yazardı. Ya. Burada yanık bunu benim gelinim yapmıştır demezdi. Hep o ince püf noktalarını düşünerek puanlama yapardı. Ya. Ne oluyor? Tahtanın başına geçiyorsunuz ya öyle işte, olunca. Ezgi, Elif, 90, 60 tane çeyrek aldım. Geldik en heyecanlı ana. 5 altın bileziğin sahibi olan gelin, gelini mutfaktaya veda eden gelini peki, gelin mutfakta da olmak kayınvalidenle ilişkini nasıl etkiledi? İnsan kayınvalidesini burada daha iyi tanıyor. Öyle mi? Hani hep 18 yaşından beri çalışma hayatım vardı. Gel git misafir gibi gelin kayınvalide ilişkimiz vardı. Burada neye kızar, neye sinirlenir, neye nasıl tepki verir, o da seni daha iyi tanıyor. Sen de kayınvalideni daha iyi tanıyorsun. Azalamadım buralarda. Evet, kötü gelin oldum zamanında ama kötü değildim aslında, tanımaya çalışıyordum. O beni, ben onu. Hani insanlar sizi sevince arka tarafta da özel yaşantınızda da bir yerlerde tanınıyorsunuz. Yolda yürürken mesela ben utanıyordum. Gelinin mutfaktaki Elif dediklerinde bir çekiniyorsun ama insanlar seni yanlış da anlayabiliyor ama çok güzel. Gerçekten bol bereketli bir yarışma. Ne güzel. Evden izleyenler, ev hanımları.